Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Teftiş Kurulu'nu rehberlik ve teftiş başkanlığı şekline dönüştürdüklerini belirterek teftişi bu mekanizmayla güçlendirdik dedi. Eskiden denetim hizmeti bir teftiş şeklinde olur. Sadece niye yaptığın sorusu sorulur. Yani onun üzerine kurulur. Niye yapmadın sorusu değil. Yani bu ilde neden bu faaliyet eksik? Veya burada verim niye düşük? Veya şu hizmetler niye yapılmamış? Veya şu hastalıklarla neden az mücadele edilmiş? Bunun gerçek sebebi ne? Mevzuat mı? Uygulama mı? Personel mi? Teknik imkanlar mı? Altyapı mı? Bütçe mi? Bilgi eksikliği mi? Hangisi? Hepsi mi? Bunu ortaya çıkarıp niye o ilde, o ilçede yani emsallerinin düzeyinde değil, o faaliyet neden eksik orada? Örneğin niye buğdayın verimi misal 300 kilogram ise ortalama, niye orada 200 kilogram? Süt verimi niye işte bir yerde 6 tonsa orada niye 2 ton, 3 ton? Bunları sorgulayacak. Yani teftiş bunun üzerine kurulacak. Buna çözümler getirecek. Bu bir tarafı rehberlik. Onun için biz teftiş kurulu, teftiş rehberlik ve teftiş başkanlığı şekline dönüştürdük. Teftişi bu mekanizma ile güçlendirdik. Bakan Eker bu yapılanmayla yeni bir konsept oluşturduklarını kaydetti. Niye yapılmadı sorusunu soracak. Yani onun karşılığını bulacak ve bunu rapora döküp öneri haline getirecek. Getirecek merkezde ilgili kademelerde bunun takibi sağlanmış olacak. Bakan Eker Ramazan ayında fiyatların artıp artmayacağı konusunda da açıklama yaptı. Takip edenler diyor ki fiyatlar artmadı. Hatta bazı ürünlerde fiyatlarda düşme var. Enflasyon verileri de zaten açıklandı. Onlar da onu gösteriyor ama özel olarak yani et ürünlerinde de, sebze meyvede de, diğer ürünlerde de bir artış yok. Yani en fazla geçen seneki düzeyde.